Karımı çaldın benden. Korkut, ne diyor bu adam? Ulan sen. Bebeğimi çaldın. Geberteceğim seni. Yılmaz. İndir o silahı. Gidelim başka yerde adam gibi konuşalım. Seni uyarmıştım değil mi? Karşıma çıkma demiştim bir daha. İndir o silahı. Seninle geleceğim diyorum. Hayır, gidemezsin hiçbir yere. Ambulans lazım. Yok hayır, kendinde değil. Tamam tamam, adresi veriyorum hemen, acil. Baba ne olur aç gözünü. Diğer çocuk kim? Tolga'nın şoförü. Hani bahsetmiştim ya size. Birkaç aydır yanında çalışıyor. Arabayı ileri alayım mı? Hayır. Sen burada bekle.
Daha dün ayaklarının altında olan şu toprak şimdi üstünde. Senden çok önce ben girmeliydim bu kara toprağa. Evlat acısı çok başka. Bu acı hiç eskimiyor. Bırakırım onu. Bizimle gelecek. Değil mi Ceylan? Babanı üzmek istemezsin herhalde bu halde. Adam canıyla boğuşuyor. Biliyorum Tolga, hatırlatmana gerek yok. Tamam sen git. Ben hemen arkanızdan geliyorum zaten. Açsana. Ne vardı? Kimin arabası bu? Kimin köpeğisin sen? Size. Yılmaz köpeği gönderdi değil mi? İnsene sen bir arabadan. Bir mesajım var Yılmaz'a, verirsin. İnsene dedim. Sana duymuyor musun? Mesajım var Yılmaz'a dedim. Efendi. Ne diyorsunuz siz? Naci. Ne oluyor burada? Arkadaş. Biriyle karıştırdı bizi herhalde. Yılmaz kuyruğunu kıstırdı, sizi mi gönderdi peşime? Kendi gelemiyor. Yılmaz mı, Umaz tanımıyorum. Hadi git işte. Gitmezsen ne olur? Ha, gitmezsen burada başıboş bir gibi havlar durursun. Hey baba. Lafını bil de konuş, bak yaşına başına bakma. Hadi eline! Naci bin arabaya. Bana bak. Sana yol yordam öğreten olmamış galiba. Bunca ölüye saygısı olmayanın diriye hiç olmaz. Ya sen kendi adamını öğret önce. Sen kiminle konuştuğunun farkında mısın? Kimmişsin acaba? Söyle de bilelim. Tövbe tövbe. Hadi oğlum, hadi işte. Bana bak. İkinci bir hatayı affet. Çocuklar varmışlar. Annem çok mutlu. Özledi herhalde, değil mi? Ay. Ay. Bitki çayı. Ne Asiye'ni özlemeyeyim ben? Ne yapayım bitki çayını? Tahsin, bak seni cenazeye yollamadım diye bana tavır yapıyorsun ha. Dur ben ne yapsam bunu? Bu sehpayı mı çeksem? Sen beni burada tutacağına kızını tutsaydın. O gitmeseydi. Ya o adam tekrar ortaya çıkarsa? Canım, Ceylan yalnız değil ki. Tolga ile Gönül Hanım da yanında. O adam Korkut'tan ne istiyormuş ha? Ya bu Korkut nelere bulaşmış böyle? Polis bir bulsun, adamı anlaşılır. Korkut bilmiyor mu yani?
Ne bileyim ben, Asiye ifadesini mi aldım Korkut'un? Tahsin. Ya bak böyle kutu kutu oturuyoruz. Yani kalsak diyorum ha. Hem bu halde nereye gideceğiz? Şu adam bulunsun da ha, öyle hareket ederiz. Kalacağız Asiye, kalacağız. Mecbur kalacağız zaten. Ama hep bu Korkut'un yüzünden. Ben sana demedim mi bu çocuk bizim başımıza bela edecek diye? Dedim. Dedim ama dinleyen kim? Aa, nereye gidiyorsun? Bahçeye Asiye. Hava alacağım. Allah Allah. Tolga. Arabayı sağa çeker misin? Niye? Biraz yürüyeceğim. Korkut'la plan yapmışsınız değil mi? Allah aşkına uzak dur şu adamdan artık ya. Herif ölüm getirdi evimize, ölüm. Nasıl hala yanında kalabiliyorsun anlamıyorum. Tolga, Eda'ya gideceğim. Arkadaşımla sohbet etmeye ihtiyacım var biraz. Tartışmayın Tolga, indir Ceylan'ı. Biz devam edelim. Ben açıklarım Tahsin'i. Tekrar başınız sağ olsun. Düğüne mi gideceksin sen? Ne düğünü ya? Giyinmişim böyle. Ha, güzel olmuş mu? Bak ben sana temiz havlu çıkardım. Su da sıcak, banyo yaparsın. Kirlenmiş yüzün hep. Ne banyosu Emine şimdi? Ne gerek var? Korkut gelsin de hele bir. Korkut gelmez şimdi. Akşam gelir o. Ceylan'la birliktedirler. Belki beraber gelirler. Senin dünyadan haberin yok. Ben pazara gidiyorum. Bir şey istiyor musun? Gel sen de benimle. Yok istemem. Sen git nereye gideceksen. Ben Korkut'u bekleyeceğim. Senin gibi saf olmak lazım ya. Evde benden başka kimse yok. Gelirlerse uğradığını söylerim. Bir dakika, bir dakika. Korkut'un hayatı senin yüzünden tehlikede, farkındasın değil mi? Sen burada olduğun sürece onların başına her şey gelebilir. Çocuk yaşıyor bu evde. Tek düşünen sen değilsin, tamam mı? Kaç gecedir gözüme uyku girmiyor, biliyor musun sen? Korkut'a bir şey olursa ben de yaşayamam. Tamam, madem bu kadar endişeleniyorsun, çık git. Korkut gitmeme izin vermez ki. Yılmaz'ın elini asla bırakmaz beni. Polise git. Onlar korusun seni. Korkut'un başını daha fazla belaya sokma. Senin yüzünden babam vuruldu benim. Polise halledilecek bir mesele değil bu cicim. Bilmediğin çok fazla şey var. Korkut'la aramdaki ilişkiyi anlayamaz. Neyi anlamayacakmışım? Bence gayet basit. Sen başka bir adamla evlisin. Ben Korkut'la birlikteyim. Sizin aranızdaki ilişki de geçmişte kaldı. Bu. Bizim bir geçmişimiz olmasa, beraber büyümesek, nişanlanmasak, bana evlenme teklif etmiş olmasa, dediğin gibi olurdu. Ama öyle değil. Korkut'la benim aramda çok özel bir bağ var.
kimsenin koparamayacağı bir bağ. Ben onun ilk aşkıyım. Yani Korkut öleceğini bilse beni bu evden göndermez. Şimdiden söyleyeyim de sonra üzülme. Sen de haklısın aslında tabii. Derdini anlıyorum. Neymiş benim derdim? Korkut eninde sonunda ilk aşkına dönecek diye korkuyorsun. Ama sana bir sır vereyim mi? Korkut beni kalbinden hiçbir zaman çıkarmadı. Çıkaramazdı. Ceylan. Cemal Bey içeride. Yanında bir arkadaşı da var. Acil olarak görüşmek istedi efendim. Ne derdi varmış bakalım. Kusura bakmayın böyle sizi habersiz rahatsız ettik memur bey. Neyse buyurun. Arkadaşım Yılmaz, hani karısını bulmak için sizden yardım istemiştik. Neyse, kısa kes. Arkadaşım bir yaralama olayına karıştı ama hayati bir durum yok. Yalnız işin içine polis karışmış, şikayetçi olmuşlar. Silah kullanma cesaretini gösteren insan sonucuna katlanma efendiliğini de göstermesi lazım. En azından bizim zamanımızda böyle. Bir kaza oldu. Kurşun yanlış adam buldu, yoksa dediğiniz gibi de. Peki. Naci para versin, aileye götürün ve bu mesele kapansın. Yalnız bu insanlar pek para alacak insanlar değil. Vurulan adam gönül karanlığının şoförü. Yani Gönül Hanım'ın ismi girdi mevzuya. Anlaşıldı. Tamam. Yardım edecek misiniz? Tamam. Bakarız. Tarafta. Ben onun ilk aşkıyım. Korkut beni kalbinden hiçbir zaman çıkarmadı. İyi misiniz? Vardınız mı eve? Yok. Ben eve gitmedim. Seninle konuşmamız lazım. Ne oldu söyle. Ağladın mı sen? Telefonda konuşulacak bir şey değil. Tepede seni bekliyorum. Çabuk gel tamam mı? İyi tamam geliyorum.
Gebertirim seni. O çocuğu aldıracaksın. Öldürsen de aldırmayacağım. Konuş. Konuş da sıkayım kafana. Sakın ha! Nasıl oldunuz? Belki zamanı değil ama Elçi'ye zeval olmaz. Bir avukat aradı. Annenizin veraset işleri için. Hiçbir şey istemiyorum. Avukat aradığında aynen söylersin. Fikrim değişmeyecek Tahsin. Annemden bana kalan ne var? Yaşadığı ev. O evi Memduh aldı ona. Nasıl aldığını hatırlıyor musun? Ölen çocuğumun acısını unutup ona dönmem için. Annemin vicdanının fiyatı o ev. İstemiyorum. Cüzdanımı istiyorum. Ya ben daha işlemleri yapamadım ki. Tamam, yapma işlem falan. Gerek yok, istemiyorum. Ver. Ne oldu kızım sana? Açık hava mı çarptı? Gelmişler yine. Geliyorlar değil mi bana? Sen hiçbir şey yapmıyorsun, bana öyle geliyorlar. Neye sinirlendin sen? Sinirlenmedim bir şeye. Sinirlendiremez o kız beni. Hangi kız? İlk aşkın. Hani aynı evde kalıyorsunuz. Aynı çatı altında uyuyorsunuz. Gerçi uyku tutmuyormuş küçük hanıma. Bir şey mi söyledi sana? Bir şey mi söylemesi gerekiyor bana? Bilmem, gereken bir şey mi var Korkut? Yok, yok bir şey. Ne olacak ki? Sen hiç korkma bebeğim. Korkut eninde sonunda bizi seçecek. Biz de bir aile olacağız. Çok mutlu olacağız. Var bir şey. İnanmıyorum sana. Ya yok. Olan işte yani sadece geçmişle alakalı olan şey. Adı üstünde geçmiş işte, o da geçti gitti Ceylan. Ya sen benim kalbimde bir tek sen varsın. Senin ilk aşkın. Hmm. Anladım. Sen kıskandın mı beni? Hem de fena kıskandın ha. Ne sırıtıyorsun ki? Kıskanınca daha da bir güzel oluyorsun sen.
Ya öf, girme havalara. Kıskandığım falan yok. Ver, nüfusum var, işim var, gideceğim. Vermiyorum. Korkut, ver dedim. İyi. Vermezsen verme, ben de yenisini çıkarırım. Hiçbir yere gidemezsin. İzin vermiyorum. İzin isteyen falan yok senden. Ya Korkut, bırak. Ya Ceylan. Abartma lütfen. Benimle onun arasında hiçbir şey yok. Ne zaman gidecek peki? Niye cevap veremiyorsun? Gitmeyecek değil mi? İstesen gönderirdin çoktan. Ya İstanbul'da başka güvenli yer mi yok? Neden senin yanında? Korkut, sen... Sen bu kız için ölümü göze alıyorsun. Unutamamışsın işte hala onu. Aşıksın hala. Yok öyle bir şey. İnanmıyorum sana. Ceylan yapma. Yapma. Gidecekti o zaman. Ben sana aşığım. Bir tek sen varsın. Yalancısın sen. Bana söylediğin her şey de yalan. Hiçbir zaman unutmadım ilk aşkını. Bana da hiçbir zaman aşık olmadın. Ya al işte, özgürsün diyorum. Gitsene. İnternette çok araştırdım. Amerika'da, Avrupa'da, Türkiye'de. Ne bileyim, bırak kafasındaki kurşunu, kafasında kalemle yaşayan bile varmış. Düşünsene. Düşünemiyorum vallahi. Bir saattir nefes almadan konuştuğun için ambala oldum. Ya ben sadece Korkut için bir şeyler yapmak istiyorum. Zaten tedavileri falan da araştırıyorum. Birkaç doktorla görüşeceğim, bakalım. Ya sen hala çok aşıksın bu adama. O kadar belli ki. Canını yakmış, kalbini, gururunu kırmış. Hiç umurunda değil. Yine de aşıksın. Ben de ona çok kötü şeyler yaptım ama o zaman bilmiyordum. Durum farklıydı. Yani benden nefret etsin, beni sevmesin ama mutlu olsun, yaşasın istiyorum artık. Bunu arıyorsun galiba. Pişman oldun değil mi?
Yüzüme bile bakamıyorsun. Hadi eve gidiyoruz. Ben de seni böyle bırakamam.